Evet arkadaşlar. Yuboot konusuyla e, dersimize başlayalım. Şimdi sayfa 22 ve 23 e, bugün slayttan devam edeceğiz. E, download Yuboot 202101 e, kaynak kodlarını indirmemizi istiyor. Siz de benim kullandığım şekliyle wget komutuyla indirebilirsiniz. Gelin indirelim wget bizim downloader komutumuz. Ne yaptık? E, FTP Linux'te DE'de e, zaten hazır tarbollar var. Bu tarbollardan bir tanesini indirmiş olduk. E, kernel'da da tarball indirmiştik gördüğünüz gibi şurada. E, Linux 5.15.7. Şimdi de Ubuntu 2021 Ocak e, release'ini tarball olarak indirdik. Tarball olarak indirmenin avantajı neydi? Git e, klonu yaptığınızda onun pek çok historisiyle beraber uzun ve işinize yaramayacak diğer branch'leri de indirmiş oluyordunuz. Eğer branch bazlı bir değişiklik yapmayacaksanız buna gerek yok. Biz sadece konfigür edip derleyeceğiz ve e, bunu e, bir branch bazlı olarak gitti bir e, herhangi bir noktaya pull... Pull request yapmayacağız veya lokalimizde commit etmeyeceğiz. Dolayısıyla işimizi göreceğimiz için download etmemiz yeterli. Şimdi e, indirdiğimiz e, arşivi açalım. Şimdi tarın e, J g e, parametresiyle bz2 e, sıkıştırılmış dosyalarını hem arşivini açarsınız, x ile ekstrak edersiniz, v ile verboz edip sadece görüyorsunuz, f ile de file'ın adını veriyorsunuz. Enter'a bastığınızda dua ediyorsunuz ki Tarbul'un içerisinde bir klasör olsun. Evet, Ubud 2021 Ocak isimli klasör şu an görüldüğü gibi sol tarafa bakın gelmekte. O açılıyorken bir şeyden bahsedelim. Biz e, export yapmayı kullanmıyoruz. Make satırımıza bunu vereceğiz. Bu eğitim kapsamında tabii ki siz kullanabilirsiniz. Tabii ki Michael'ın yaptığı gibi siz de bir SH dosyası içerisinde exportlarınızı biriktirebilirsiniz. Bu tamamen tercih. Tabii ki Michael'ın tool chain'i farklı. Biz Nazım Hoca'nın tool tercihini kullanıyoruz. Şimdi Yulut klasörüme giriyorum. Biz de ls config yapalım. İçerisindeki config'leri biz de görelim. grep risk 5'li. Şimdi biz burada e, smod def config'ini kullanacakmışız. Bu smod mmod umod meselesini hemen üstteki e, slide'dan slayttan hareketle bir bahsedelim isterseniz. 21. sayfaya hemen gelince burada güzel bir sayfa var burada e, Risk 5'in e, temel aldığı 3 e, moddan bahsediyor. Makine modu, supervisor modu ve kullanıcı modu, M mod, S mod, U mod. Şimdi burada e, M mod, şimdi Texas Instruments kullanıyorsanız tanıdık gel yani e, karşılaştırma yapabilmek adına e, M mod e, yani secondary bootloader eee diyebiliriz de, deniyor yani. E, secondary bootloader olarak burada Open SBI e, neye karşılık geliyor? E, Texas Instruments dünyasında örneğin MLO dosyasına karşılık geliyor. Bir de e, birincil loader var ki e, bu işlemci spesifik loader'dır. Burada çizili olmayan bir kutu daha düşünün. E, buradaki e, işlemcinin içerisindeki ROM'undaki bir işte RBL, TBL vesaire bir isimli bir bootloader öncelikli olarak e, işlemcinin sistem on çipin içerisinden e, kalkar ve e, örneğin m moda karşılık TI'de risk 5'e de Texas Instruments'ın e, işte Cortex A8'li bir cihazını kaldırıyoruz diyelim. E, M-Mod bu sefer burada örneğin MLO dosyasına karşılık geliyor. MLO da U-Boot değerlemesinin bir sonucu olarak çıkabilir. SPL olarak, Secondary e, Loader olarak bir çıktı olarak çıkar. Bir de U-Boot'un e, S-Mod olarak hani u .bin, e, olarak kullandığımız S-Mod'da yani işletim sistemini kaldıracak olan e, Linux Kernel'ı kaldıracak olan e, bir de derlemesi var U-Boot'un. Onunla muhatap olacağız. S-Mod'la muhatap olacağız bugün. U-Boot'u S-Mod'da derliyoruz. E, ki o bir Linux Kernel load edecek ve Linux'da load olduktan sonra biz user space uygulamaları çalıştıracağız. Böyle bir katman açılış katmanlarını Risk 5 tarzında ifade burada edilmiş. Risk 5'in dokümanlarında ve genel olarak işte Prelaunch mod dediğiniz zaman bunlarla ilgili okumalar yapabilirsiniz. Şimdi 24'ten itibaren tekrar devam ediyorum. Şimdi biz gelin `kemu Dev Config olarak seçiyoruz. Ee, ben e, cross compile ifadesini export'a vermediğim için her satırıma koyuyorum şimdi onu. Ve ayrıca şimdi treje 8 demiyoruz da en proş diyoruz. Nazım Hoca'nın tarzında. Ki böylece kaç core varsa onun sayısı çıksın oraya diyoruz ve derlemeye başlıyoruz. Def nedir? E, kernel derleme mantığında da vardı hatırlarsanız. Bize e, risk 564 mimarisinin S mod periodic modu için e, bir default konfigürasyon bilgisini saklayan dosya. Bu ne oldu? Nokta konfig içerisine işlendi. Bu def konfig ifadeler içerisindeki konfigürasyon ve bizim artık derlemeye hazır. Tabii ki sadece ilaveten cross cross compile dediğimiz satırımızı, ifademizi, environment değerimizi ekledik ve derledik. Bundan ibaret. Bakın artık bizim e, yubut ifadelerimiz ortaya çıkmış oldu. Yubut binimize baktığımız zaman ve e, diğer yubut ifadelerinin de file çıktısına bakalım. Evet, son derlememiz bizim elimize gelmiş oldu. Şimdi firmware tarafına geçiyoruz. Yani işin M mod kısmı ile uğraşacağız şimdi OpenSBI risk 5 spesifik olan kısım. Şimdi e, bunu klon etmemiz isteniyor. E, ben daha önce yapmıştım ama başlayamak için siliyorum onu şimdi. Tabii yurutun içine değil, kendi çalışma dosyama yapacağım. Bunu klon ettik. Ops, SBI'ye giriyorum. Bu sefer spesifik bir tag'ına ihtiyacımız olduğu için e, ve o tag için ayrıca bir tarbal saklanmadığı için e, burada ve projede görece küçük bir proje zaten. E, spesifik bir tag'ına gidildiği için e, ne olmuş oldu? E, git checkout, git checkout yapmak, e, clone e, almak durumunda kaldık. Şimdi hemen derleme aşamasına geçeceğiz. Burada da cross platform ifademizi unutmayalım. Şimdi bendeki satırda bu ayrıca bir denemeydi. Şimdi buraya ne veriyorum? uboot içerisindeki uboot.bin'i gösteriyorum. Ve böylece ihtiyacımız olan M mod artı S mod yapısını elde etmiş olacağız. M mod artı S mod yapımızı elde edeceğiz şimdi. Ve sonuç olarak bizim bir firmware payload nokta oluşmasını bekliyoruz. Şimdi bu dosyamıza bakalım. Bakın ev dosyamız bizim risk 5 için hali hazırda değerlendi ve bizim kullanmamızı bekliyor. Şimdi e, şu komutu alabilmeniz için sizlerinde sizlerin de kemo sistem misk apt get yapmanız gerekiyor. Bu slaytın da üstlerinde var o. Kemo system kemo dash system dash misc kemo system sistem tire misc paketini indirdiğinizde içinde size risk 64 Kemo e, çalıştırabilir dosyası da size gelecek. Şimdi haydi Kemoyu çalıştırmaya hazır mıyız bakalım. Artık M mod artı S mod olarak yani machine mod artı super user, user supervisor superuser miydi supervisor mıydı? Supervisor. Evet. Machine mod ve supervisor mod şu an bizim için hazır olmalı. Burası kopyalanabilir backslash'lar olduğu için. kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Hop kardeş diyor. Burada öyle bir dosya yok. E tabii ki geri geleceğim. Doğrusu. Çünkü relatif olarak dosyanın yolunu Open OpenSPI'den itibaren verdik. <laughs> Enter'a bastım. Ve görüldüğü gibi bakınız. Şimdi şurada bir print diyelim bakın. Uboot print default e, environment değerleri nasıl print oluyor şu an? Burada Uboot'tayız. Şu, so, şu satırdan itibaren Uboot'umuz load oldu. Şuradan itibaren OpenSPI versiyon 08'i e, check checkout olduk. E, ve onu değerledik. Versiyon 08 şuraya kadar çalıştı. Ve ardından yubutumuzu çalıştırdı. Yubutumuzda load edilecek bir kernel vesaire bir şey olmadığı için e, bizi e, kendi komut satırında bıraktı. Çünkü başka load edilecek bir şey yok, başka yapılabilecek bir iş tanımlı bir iş yok şu an. Böylece birinci seviye bir hedefimizi yerine getirdik. M mod ve ardından S mod e, bir işlemimiz gerçekleşti. Kernel hariç. Şimdi burada e, Linux Kernel derleme ile alakalı bir bölümü var. E, Biz onu e, uçan Linux dokümanı üzerinden ilerlerken e, ve kendi seçtiğimiz Linux Kernel versiyonu üzerinden geçtiğimiz derste başarmıştık. Şimdi booting the kernel tarafına atlıyoruz. E, sayfasına geçtik. Şimdi burada e, ilginç bir sayfa var. Diyor ki Linux kernel'ı doğrudan aşağıda görüldüğü gibi de e, boot edebiliriz. Yani e, bir <laughs> S mod loader e, kullanmadan e, doğrudan e, bir Kernel'ımızı ayağa kaldırabiliyor muyuz? Yani Open ve Kemosystem Risk 564'ün maharetiyle bu oluyor mu? Gelin biz de bunu deneyelim ama diyor ki ama diyor her ne kadar bu böyle olsa da biz günün sonunda aşağıdaki sırayı yapmak istiyoruz ki evet bizim de e, bu eğitimdeki hedefimiz bu. OpenSBI m mod olarak OpenSBI'mizi kullanacağız. Ardından OpenSBI U-Boot'umuzu kaldıracak. U-Boot'umuz da Linux Kernel'ımızı kaldıracak. Linux Kernel'ımız User Space dediğimiz yani root file sistemimizi yani bu klasörlerimizi açılış e, e, sıramızı, e, açılış scriptlerimizi, açılış uygulamalarımızı ayağa kaldıracağı şekilde bir root file sistem mount edecek ve e, işte init 5 veya sistem açılış mekanizması başlayacak. User space bu. Biz de bu dörtlü sırayı takip etmek istiyoruz ama burada bir kaçamak var. Gelin biz bunu tecrübe edelim. Ee, bir de bir bahsetmek istediğim bir şey var. Bakın, HashTop'tan şu an benim makinamda e, belli bir RAM ve işlemci e, kullanımı gözüküyor. Gelin bu kemo makineyi hunharca kapatalım. E, burada e, işlemci tüketiminde en başta benim dikkatimi çeken e, oydu. İşlemci tüketimindeki düşmeyi gözlemleyebilirsiniz. Çok da önemli bir şey değil büyük güçlü bir desktop makine için bu yaptığımız işlemler. Şimdi gelelim bakalım biz de bu işlemi yani bu firmware-payload.elf dosyasını bu sefer kernel imajımızla oluşturalım. Biz de, biz 5.11 değil, 5.15.7 kullanıyoruz. Ee, ve artık bakalım yeni bir tane oluşturacağız. Ama e, hali hazırda firmware e, payload.elf var olduğu için böyle bir işlem yapmak istemedim. Biz de clean yapıyoruz ve akabinde yeniden oluşturuyoruz. Bakın yeni elfimiz geldi burada. Şimdi, haydi bakalım, çalıştıralım. Yanlış kresördayım. Bakın, Open SBI'dan sonra Kernel load olmaya başladı, gördünüz mü? Open işi şurada bitti ve Linux kernel 0.0 anından itibaren açılmaya başladı. 5.15.7 Boyar et Bhom. B benim Mboyar kullanıcısının Bhom makinasında değerlenmiş. Yani bizim önceki videoda değerlediğimiz kernel'ımız açıldı ve ne olacak? Kernel panik olacak. İki e, kernel'lar panik olur. Ne zaman? E, bir root file sistem mount edeceği bir root file sistem yoksa bir Hard disk yoksa, o hard diskte geçerli bir Linux dağıtımı, file sistemi yoksa, tabii ki kernel panik hatası, klasik hata, normal beklenen bir hata bu. Ama ne oldu? Enteresan şey, aradan U bootun çıkarıldığı bir e, load gerçekleşmiş, boot gerçekleşmiş oldu. Ama bizim hedefimiz bu değil. Bizim hedefimiz bu değil, o yüzden şunu. Kapatalım. Ve filmi geri saralım. Hedefimiz en nihai olarak e, OpenSBI U-Boot Linux User Space sırasında bir açılış ortamı kurmak. Make Clean yapıyorum. Ve geri alacağım. yubot'la birlikte bir firmware payload ELF oluşturalım. Tekrar. Tamam, bu burada dursun. Şimdi amacımız zorunlusunda bazı adımlar atmaya devam edelim. Ee, bizim bir disk imajı oluşturmamız lazım. Çünkü e, U-Boot Environment'ları kullanarak Linux kernel'ı Linux komut satırıyla beraber load etmek istiyoruz. Com command line parametre ile beraber. Şimdi bu amaca binaen bizim e, bizim bir storage'a ihtiyacımız var. Camo'nun göreceği bir loop device storage'a. Bu storage u çevre değişkenlerini, kernel'ın kendi binary dosyasını ve ayrıca bizim e, Linux runtime'ımız oluşturacak. User space uygulamamızı içerecek. Linux file sistemi de içermesi lazım. Üç amacı var. Environment, Ubuntu environment, kernel'in kendisi, binary'si ve ayrıca Linux file sistemi. Bu amaca binaen bir e, disk imajı oluşturacağız. Yapacaklarımı birebir uyguladığınız zaman hiçbir sıkıntı olmaksızın eee bir disk imajı oluşturabilirsiniz. Şimdi disk.img geldi. Bu normalde bomboş bir disk imajı değil mi? Bomboş. 128 megabaytlık bir boşluk. Şimdi gelelim. CF disk uygulaması en tabanlı bir uygulama ve onu kullanarak gelelim. Yani F disk yapmanın biraz daha görsel hali. Şimdi öncelikli olarak label type olarak dosu seçiyorsunuz. 1 new diyoruz. Ve 64 megabaytlık primary birinci partition'ı oluşturalım hemen nasılca Primary dedik. Bunun bootable olması için buradan bootable da tıklayabilirsiniz veya B'ye de basabilirsiniz. Buradan type'a basabilirsiniz veya T'ye de basabilirsiniz. W65 FET32 yani 0xc form e, tipine getireceğiz. E, disk bölümümüzün tipini. İkincisi geri kalan ne kaldıysa 63 MB. Bu da primary. Default Linux 0x83 default tipi partition'ın. Evet bunu da Okey ee, OK diyoruz. Ve şimdi yazma zamanı. Disk.img'ye formatını yazacağız. Yes'i yes olarak yazıyorsunuz yazdı. Diğer Partitionımızda yazalım yes yes olarak yazdık ve çıkış yapıyorum. Evet disklerimiz sync edildi diyor. F disk uygulaması ile ben bir kontrol etmek istiyorum disk img ile disk img dosyamı. Print. Bakın birincisi bootable olmak üzere 64 megabyte, W 65f32 Windows 95f32 disk e, tipinde, W 95 neyse. neyse. ve ikincisi de Linux. Partition Linux disk tipinde ve ee, 63 megabayt geri kalan. Şimdi benim bir disk imgem hazır. Disk img'me file'la da bakarsam bakın biraz da benzer ifadeleri farklı formatta burada görüyorum. Geçelim ikincisine. Şimdi e, loopback setup komutunu çağırarak bir işlem yapacağız ki dev altında loop devicelar oluşsun. Neden? Çünkü dev altında SDA oluşacak değil. Ee, yani bizim gerçek hard disklerimiz dev altında HDD, SDA e, veya MMCBLK BLK diye e, gözüken gerçek diskler. Buradaysa ben bir disk.imk e, isimli sanal bir loop device oluşturuyorum. Bu bir file normalde. Onu ben bir hard disk olarak göstereceğim. Bunu da göstermemin yolu loopback setup komutuyla çağırmak. Disk IMG ile birlikte çağırıyorum bunu. Ve e, bilgisayardaki kalabalığa göre değişir. Şimdi dev loop 23 oluştu. Bakalım siz 2 demeyecekseniz sizde kaç çıkarsa bilgisayarınızın daha önce yaptığınız çalışmalarla da alakalı olarak. E, ben de 23 LO setup komutundan hangi çıktı, hangi indeks değerinde çıktı çıkmışsa geri kalan işlemlere o değerle devam edeceksiniz. Burada ezbere 2'yi gördüm, 2 devam etmeyin. Ben de 23 çıktı, bakın ben 23'e devam ediyorum şimdi. Şimdi gelin birinci diskimi, ben de hangisi? 23 P1 FET olarak formatlıyorum. İkincisini de root efes olarak formatlayacağım. 23 P2. Evet, çok güzel oldu. Şimdi devam edelim. Evet. Şimdi MNT altında bir boot klasörü açın. Çünkü ne yapacağız? Bizim birinci partition'a biz ben benim örneğimde loop 23 1 olacak bu. Birinci partition'ı mnt boot'a ne yapacağız? Mount edeceğiz. Tıpkı USB'lerimizi yaptığımız gibi veya herhangi bir diski, harici diski yaptığımız gibi mount edeceğiz. Mount etme işlemi dev altında populate edilmiş device dosyasının fiziksel bir klasör altında o disk yapısının sanki aynı partition'daymış gibi. Sizin kendi kresörünüzmüş gibi gösterilmesi. Şimdi gelelim. Bu yanlış satırı kopyalıyorum. Ben daha önce açmıştım. MNT boot. Şimdi 23'ü mount ettim. Şimdi gidiyorum. Bu yanlış satırı alıyorum. Yanlış satırı düzeltiyorum. Boot altına dosyamı kopyalıyorum. Bakalım mnt boot altında ne var? Benim kernel dosyam var. Kernel binary var. Şimdi bu mount ediyorum. Device'ı çıkarıyorum. Device'ı güvenli kaldırmak gibi. Device'ı çıkardım, umant ettim. Peki hala orada kimse var mı? Yok. Çünkü benim disk.img imajımın içerisine, yani siz bunu sen gerçek hayatta bir hard disk dosyası gibi düşünün, hard disk gibi düşünün, artık bende bir loop hard disk dosyası var, disk.img isminde. Artık onun içerisinde yazıyor bizim uimage dosyamız. Şimdi bir işlem için Ubud dosyamıza geri dönüyoruz. Menü config yapalım. Environment içine gidiyorum. Bak, biraz hızlı geçmiş olabilirim. Ubud klasörü içerisinde, Ubud klasörü içerisinde make cross compile bla bla menü config yapıyorum. Environment içerisine gidiyorum. Birinci olarak bunu seçeceğiz ki config Environment is in FET. Yes olmuş olsun. Kopyalıyorum. Bakalım ben de doğru mu? Ben daha önce bu konfigürasyonu yaptım bu arada. Okey diyorum. Bakın. Environment is in FET. Yes gözüküyor. Tamam. Ayrıca sizde bu default olarak MMC yazıyor olacak. Bunu da Enter'a basıyorsunuz. Virtio yazıyorsunuz. Sonra da search kısmı var diye bunu hatırlayın. Sadece slash yaptığımızda config environment interface ifadesini arıyorum. Öyle de bulur. Bulamadım. Bakın environment interface virtue. Bu da doğru. Bir de device and partition kısmına da sadece 0, 2 nokta üstü 1 yazıyorsunuz. Yalnızca bu. Sonra da o environment gerçekten orada mı kontrol edelim? Evet, 0, 2 nokta üstü 1 olarak device and partition ifade edilmiş oldu. Şimdi çıkıyorsunuz ve kaydederek çıkıyorsunuz. Yeni nokta kaydederek çıkıyorsunuz. Benim şu an bir değişiklik olmadığı için herhangi bir e, kaydetme işlemi gerçekleşmedi. Siz kaydederek çıkıyorsunuz. Sonra buradan sonra bir clean yapalım ve tekrar der, derleyelim. Ve derleme işleminin ardından da OpenSPI satırımızı tekrarlayacağız. SP'ye dönüyoruz. Ve şu kontrol R ile platform diyorum. Satırım geldi. Buraya da bir make clean yapmak istiyorum. Bu satırım doğru mu kontrol ediyorum. Doğru. Firmware payload.elf'imi tekrar oluşturuyorum şu an. Ve artık bir environment e, kaydedebilecek kabiliyete gelmiş bir U-boot var. Ve hazır bir diskim olacak şimdi. Disk img'mizi hazırladık. Şimdi geldi bu satırı kullanmaya. Böylece burada ne yapıyorum? Artık yeni firmware payload elfim var benim open ve FET'ten environment load edebilecek u derlememi içeriyor. Bir disk img oluşturduk biraz önce. O disk img iki partition içeriyor. Partition'lardan bir tanesi bu bir loop device. Bu partition'lardan bir tanesini mount ettik. İçerisine kernel imajımızı kopyaladık. Sonra u-mount ettik. Dolayısıyla bu disk.img bir bunu bir hard disk, hard disk device olarak düşünün artık. U image bunun içerisinde iki e, partition var. Bunlardan fat olanın içerisinde de image. U -image değil pardon. Image kernel binary dosyasını barındırıyor bu şu an. Şimdi çalıştıralım. Bu yanlış klasörden yine çalıştırdım. Şimdi bir environment set edelim. Set environment. Doktor. P. Fu bar diyelim. Save environment diyelim. Çok güzel. Bir teyit edelim. Print environment. Doktor P neymiş? Fu barmış. Tamam. Şimdi bu makinemizi kapatalım. Kapandı. Makinemizi baştan tekrar açalım. Print environment doktor p bakınız burada. Makinemizi baştan başlattık. Artık öyle bir yubutumuz var ki environment'larını tutabiliyor. Environment'ların tutma neden gerekli? Çünkü burada print environment ile basacağımız bu environment değerlerini bir sonraki derste update edeceğiz ki Linux'umuzu Ubuntu'dan boot edebilelim. Evet bir dahaki derste görüşmek üzere sağlıcakla kalın.